Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edebi akımlarla ilgili 5. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir demiş. 19. yüzyılın sonlarında romantizme tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmış, şiir alanında gerçekliği benimseyen bir akımdır. Akımın kurucusu kabul edilir. Bakın arkadaşlar, romantizme tepki olarak ortaya çıkmış ve şiir alanında etkili olmuş akım hangisidir? Tabii ki arkadaşlar, Parnasizm akımıdır. Peki, Parnasizm akımının temsilcisi kim? Teofilo Gutter'dir arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda Klasizm, Realizm, Parnasizm ve Gutter demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangilerinin yeri değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur. Parçamıza bakalım. Her edebiyat akımı ya bir öncekine tepki olarak doğmuştur ya da bir öncekinin devamı olmuştur. Bu bakımdan kimi akımlar arasında büyük farklılık, kimileri arasında da benzerlikler vardır. Batı edebiyatında sırasıyla Klasizm, realizm, romantizm, naturalizm, sembolizm gibi akımlar ortaya çıkmıştır diyor. Arkadaşlar bakın, burada realizm ile romantizmin yer değiştirmesi lazım. Çünkü klasizmden sonra ortaya çıkan akım romantizmdir. Romantizme tepki olarak ortaya çıkan akım ise realizmdir. O yüzden 2 ve 3'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Seçeneklere baktığımızda ise bakın 2 ve 3 demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 3. soru. Romantizm akımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? Hayal ve duyguya genişçe yer verilmiştir. Romantizm akımının iki anahtar kelimesidir hayal ve duygu. Burası doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Doğa manzaralarına, yerli ve yabancı törelerin tasvirlerine çokça yer verilmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlememiştir diyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Duygu ve hayallerini yansıttıkları için kişiliklerini gizlemezler. Bunu denemiş oluruz. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan akımda eşitlik, adalet, kardeşlik gibi kavramlara önem verilmiştir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Eski Yunan ve Latin edebiyatları örnek alınmıştır diyor. Arkadaşlar, eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alan akım romantizm akımı değildir. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu klasizm akımıdır. Bundan dolayı da bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 4. soru. Aşağıdakilerin hangisi klasizm akımının özelliklerinden biri değildir demiş. A seçeneği dursun. Şiir ve tiyatro türleri gelişmiştir. Doğru. Klasizm özellikle tiyatro alanında gelişmiştir arkadaşlar. Trajediyi biliyorsunuz ön plana çıkarıyor. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Doğa kavramı insanın iç doğası anlamında kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Akıl ve sağduyu önemsenmiştir. Klasizmin anahtar kelimeleridir zaten bu iki kelime. Bunu da elemiş oluruz. Dil seçkin çevrelerin kullandığı dildir. Soylara hitap ettiği için seçkin bir dil kullanılır. Soylu bir dil kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise duygu ve hayallere önem verilmiştir diyor. Yanlış arkadaşlar. Duygu ve hayallere önem veren akım hangisidir? Tabii ki romantizm akımıdır. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 5. soru. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Sanat sanat içindir anlayışına bağlı kalmış, evrene ve topluma fil dişi kuleden bakmış şairlerden biri olan nokta nokta şiirlerinde anlam kapalılığına ve musikiye önem vermiştir. Hangi akımın iki anahtar kelimesidir anlam kapalılığı ve musiki? Tabii ki arkadaşlar sembolizm akımının anahtar kelimeleridir. Sanatçılara baktığımızda Rimbaud sembolizmden etkilenmiştir eledik. Baudelaire sembolizmden etkilenmiştir eledik. Verlaine sembolizmin önemli temsilcisidir, eledik. Mallarmé, bu da sembolizmden etkilenmiştir, bunu da eledik. Lamartine, arkadaşlar sembolizm değil, Lamartine romantizm akımından etkilenmiştir,
Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi sembolizm ile parnasizm akımının ortak özelliğidir demiş. Bakalım. Realizm akımının ileri aşaması olmaları. Arkadaşlar bu bildiğiniz gibi parnasizm akımının özelliğidir. Sembolizm akımının böyle bir özelliği yok. Bunu elemiş oluruz. Toplum için sanat düşüncesinin benimsenmesi. Bu da yine parnasistlerin özelliğidir. Bunu da elemiş oluruz. Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almaları. Arkadaşlar bu klasizm akımının özelliğidir. Bunu da elemiş oluruz. Biçim kaygısının olmaması. Bu da yine parnasizmin özelliğidir. Bunu da elemiş oluruz. Şiir sanatına özgü akımlar olmaları. Evet, hem sembolizm hem de parnasizm şiirde etkili olmuş akımlardır. O yüzden bunların ortak özelliğidir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi ötekilerden farklı bir edebiyat akımına bağlı bir sanatçıya ait bir eserdir? Madame Bovary. Arkadaşlar bunun yazarı Gustavo Flaubert'tir. Peki Gustavo Flaubert hangi akımdan etkilenmiştir? Realizm akımından. Parma Manastırı. Bu eser kimindir? Bu eser Stendhal'ın eseridir. Stendhal da yine realizm akımından etkilenmiştir. Babalar ve Oğullar. Bunun yazarı kimdir? Turgenev'dir arkadaşlar, değil mi? Turgenev. Peki Turgenev hangi akımdan etkilenmiştir? Bu da realizmden etkilenmiştir. Karamazov Kardeşler. Bunun yazarı da Dostoyevski'dir. Peki Dostoyevski hangi akımdan etkilenmiştir? Bu da realizm akımından etkilenmiştir. Meyhane. Bu eser bildiğiniz gibi Emile Zola'nın eseridir. Emile Zola da naturalizm akımından etkilenmiştir. Seçeneklere baktığımızda Madame Bovary, Parma Manastırı, Babalar ve Oğullar, Karamazov Kardeşler, realizmin etkisiyle yazılmış eserler ama Meyhane, naturalizmin etkisiyle yazılmış bir eser olduğu için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 8. soru, içeriği bakımından dikkate alındığında bu dörtlüğün aşağıdaki edebi akımlardan hangisine karşı yazılmış olduğu söylenebilir? Şiire bakalım. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek, sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Bakın burada dikkat edecek olursanız, hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. Yine ne söylemişsem görüp de söylemişim. Hakikat olsun tek isteğim derken bu ifadeler arkadaşlar hangi akımın ortak özelliğidir? Tabii ki realizm akımının ortak özelliğidir. Gerçeğe ve gözleme dayandığını görüyoruz anlatılan her şeyin. Peki bu akım yani realizm neye karşı yazılmıştır? Neye karşı ortaya çıkmış bir akımdır? Tabii ki arkadaşlar romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin temsilcilerinden biri değildir demiş. Lamartine romantizmin temsilcisidir. Bunu elemiş oluruz. Alexandre Dumas yine romantizmin önemli temsilcilerinden biridir. Bunu da elemiş oluruz. Schiller bu da romantiktir. Bunu da elemiş oluruz. Jean-Jacques Rousseau bu da romantizmden etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Stendhal arkadaşlar Stendhal realizm akımının önemli temsilcisidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki akımlardan hangisinde sanat için sanat anlayışı benimsenmemiştir? Parnasizm'de sanat için sanat anlayışı vardır. Bunu elemiş oluruz. Realizm yine sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Bunu da elemiş oluruz. Klasizm'de de sanat için sanat anlayışı var. Bu da gider. Sembolizm'de de yine sanat için sanat anlayışı var. Bunu da elemiş oluruz. Fakat romantizme geldiğimizde romantizmde ne vardır arkadaşlar? Toplum için sanat anlayışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerin hangisinde verilen özellik ayraç içindeki akımla ilgili değildir? A seçeneği dursun. Romantizm, toplum için sanat düşüncesini benimseme. Evet, romantizmde toplum için sanat düşüncesi var. Bunu elemiş oluruz. Klasizm, eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek alma. Bu da doğrudur. Genellikle klasikler
eski Yunan ve Latin edebiyatlarını konu olarak seçer, bunu denemiş oldum. Sembolizm, mecazlı, süslü bir dil ve kapalı bir anlatımı benimseme, zaten bunlar bu akımların anahtar kelimeleri, bu da doğrudur, bunu denemiş oluruz. Sürrealizm, sanat yapıtını akla ve mantığa değil, bilinç altına yaslandırma, evet, Freud'un psikanaliz kuramını, yani bilinçaltını ortaya çıkarma duygu ve düşüncesiyle ortaya çıkmış bir akımdı. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Art içine baktığımızda ise bilimdeki deney ve yöntemini edebiyata uygulamaya çalışma realizm demiş. Arkadaşlar bu realizm değil. Realizmin ileri bir aşaması olan nedir? Naturalizm akımıdır. Bu özellik naturalizme aittir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru, sembolizm akımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 19. yüzyılın sonunda Fransa'da Parnasizm'e tepki olarak doğmuştur. Doğru, Parnasizm'e tepki olarak ortaya çıkmıştır sembolizm akımı. O yüzden bunu elemiş oluruz. Şiirlerde ay ışığı, alacakaranlık, akşamlar, sararmış yapraklar, gün doğumu, gün batımı gibi değişik görüntüler yansıtılmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ahmet Haşim'den hatırlayın. Ahmet Haşim de sembolizmin önemli bir temsilcisi. O yüzden bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Şiirde önemli olan musikidir. Musiki değeri olmayan sözcükler kullanılamaz. Evet, anahtar kelimelerinden biridir zaten musiki. Şiirle musikinin iç içe olduğu düşüncesi hakimdir. Bunu da elemiş oluruz. Sanat için sanat anlayışını benimsenmiştir. Ahenkli şiir yazmak için, kapalı anlatımlarla şiir oluşturmak için sanat anlayışını benimsemişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise şiirler oldukça sade bir dille oluşturulmuş, biçim kaygısı ön planda tutulmuştur. Şiirlerin oldukça sade bir dille oluşturulması ve biçim kaygısının ön plana çıkmış olduğu akım Parnasizm akımıdır arkadaşlar. Yani sembolizmin tepki olarak ortaya çıkmış olduğu akım, yani Parnasizmin özelliğidir. Bundan dolayı bu ifade sembolizm için geçerli değildir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru, yazar edebi akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Pushkin romantizm, doğru arkadaşlar, Pushkin romantizmden etkilenmiştir. Molière klasizm, Molière'de klasizm akımından etkilenmiştir. Bu da doğrudur. Alfonso Daudet, naturalizm. Evet, bu sanatçı da naturalizm akımından etkilenmiştir. Bunu da elemiş olduk. D seçeneği dursun. André Breton, sürrealizm. Zaten sürrealizmin kurucusudur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Verlaine, Parnasizm demiş arkadaşlar. Verlaine, Parnasizm akımından etkilenmemiştir. Tahmin ettiğiniz gibi sembolizm akımından etkilenmiştir. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soru, bu sözler aşağıdaki akımlardan hangisinin özelliklerini taşımaktadır? Filler bulaşıcıdır. Bir yumurta öbür yumurtaları kırarsa bu onun omletleri sevmesindendir. Büyük kuşlar küçük panjurlar yaparlar. Kötü taranmış köpek tüylerini yolar. Dedelerimizin iskeletini kaşımalıyız. Paul Elort. Bu sanatçıdan bile bu akımın ne olduğunu çıkarabiliriz. Fakat şiire baktığımızda sanatçı içinden geldiği gibi yazmış. Estetik bir kaygı gütmemiş. Yine anlaşılır bir üslubu tercih etmediğini görüyoruz sanatçının. Duyguların akışını kesintiye uğrattığını görüyoruz. Dolayısıyla noktalama işaretleri de kullanılmamış. Buna da dikkat edilmemiş. Bu akım hangisidir arkadaşlar? Tabii ki sürrealizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 15. soru, aşağıdakilerin hangisi klasizm akımının temsilcilerinden biri değildir? Pascal klasizm akımından etkilenmiştir. Bunu elemiş oluruz. La Fontaine klasizm akımından etkilenmiştir. Bunu elemiş oluruz. Molière klasiktir. Bunu da elemiş oluruz. Churchill bu da klasizmden etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Voltaire'e geldiğimizde Voltaire arkadaşlar romantizm akımının önemli bir temsilcisidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 16. soru, yukarıda özellikleri ve görüşleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Dizelerde
makine ve çark seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Edebiyat uyuşukluk ve durgunluktan sıyrılmalıdır. Şiirde geleneğe bağlı bütün kurallar yıkılmış, ölçü, uyak, nazım biçimi terk edilmiştir. Değişime ve hıza ayak uydurulması gerektiği savunulmuştur. Arkadaşlar, bu akım Marinetti tarafından ortaya çıkarılmış, edebiyatımızda da Nazım Hikmet Ran'ın benimsemiş olduğu bir edebiyat akımıdır. Makine ve çark sesleri zaten bu akımın anahtar kelimeleridir. Tabii ki bu akım sizin de tahmin ettiğiniz gibi fütürizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 17. soru. Aşağıdaki akımlardan hangisinin özelliği yukarıda verilmemiştir? Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almış, akıl ve sağduyuya önem vermişlerdir. Arkadaşlar, akıl ve sağduyu hangi akımın anahtar kelimeleridir? Tabii ki klasizm akımının anahtar kelimeleridir. Bunu elemiş oluruz. Gözlem ve belgeye önem vererek gerçeği olduğu gibi anlatma yolunu benimseyen edebiyat akımıdır. Gözlem, belge hangi edebiyat akımının anahtar kelimeleridir? Realizmin anahtar kelimeleridir. Bunu da elemiş oluruz. Şiirde biçim mükemmelliğine önem vermişler, tarihe yönelmişler, tarihin her dönemindeki kişi ve olayları şiirlerinde işlemişlerdir. Arkadaşlar, şiirde biçim mükemmelliğine önem veren akım tabii ki Parnasizm akımıdır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. İnsan ruhuna önem vererek karşıtlıklardan, ak-kara çatışmasından yararlanmışlardır. Ak-kara çatışmasından yararlanan ve insan ruhuna önem veren akım da romantizm akımıdır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yukarıda sembolizm akımına ait herhangi bir özellik verilmediği için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 18. soruya. 18. soruda sürrealizm akımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? Gerçeküstücülük anlamına gelen bu akım 1924'te Fransa'da ortaya çıkan bir akımdır. Bu ifade doğrudur. Sürrealizm gerçeküstücülük anlamına gelir ve Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Bilinçaltının sanata uygulanmasında Freud'un görüşlerinden etkilenilmiştir. Bu da doğrudur. Freud'un psikanaliz kuramı etkili olmuştur. Bunu elemiş oluruz. Sanat eserini aklın ürünü olarak değil, tesadüfün ve otomatizmin ürünü olarak görmüşlerdir. Arkadaşlar bu da doğru. Otomatik yazmayı getiriyorlar zaten. Bunu da elemiş oluruz. Özellikle şiir alanında etkili olmuştur. Bu da doğrudur. Birinci yenicileri ve ikinci yenicileri etkilemiş bir akımdır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise realizm akımının ileri aşamasıdır diyor. Arkadaşlar, realizm akımının ileri aşaması nedir? Naturalizm akımıdır. Sürrealizm değildir. Bundan dolayı da bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.